de programımızı alacağım. Neye yetişmemiz lazım? Trafiğin ne alemde olduğu da yine belirsiz. Gerçekten bir hamama gitmek de iyi olurdu yani. Bekleriz inşallah. Yani. Müsait bir zaman gideriz inşallah. Bekleriz her zaman. İzzet abi. Ya şimdi Mustafa Bey diyorum ki. Gel İzzet abi bir saniye. Mehmet abi özür diliyorum. Sözünü unutma. Balla kestim. İzzet abi bizden sonra hemen programa çıkacak değerli bir abimiz. Gel abi gel 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 gel. Canlı canlı gel abi. Bizde öyle şey yok. Yabancı gibi durma. İzzet abi hoş geldin. İzzet abi de herhalde hamamdan geliyor. Böyle üstünü falan giymemiş. İzzet abi parlamışsın. Yakışıklı olmuşsun. Mikrofonu öt. Evet ben yeni yeni hazırlanıyorum. Ben de dedim kardeşlerim programına bir uğrayayım. Sevgili ustalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Tabii ki albüm tanıtımımız var. Dedim kardeşlerime davetimi de vereyim. Sevgili abilerimi de davet edeyim bu vesileyle. 28 Şubat'ta nasip olursa İdil Düğün Salonu'nda zaten reklamlarımız da dönüyor. Tüm dostlarımızı oraya bekliyoruz. İnşallah. Bir de zaten... bir söyleyelim hocam sözlü. Tabii ki. Şebin Karaeserler, İzzet Bayram birinci albüm tanıtım gecesi. Evet, birinci albüm Şebin Karaeserler, İzzet Bayram. Gecemize katılan sanatçılar Dilber Doğan, Onur Bozatlı, Elifçe, Nurettin Bay, Rüşen Aydeniz, Yasin Yeşil, Erdal Güvendi, Ercan Bayraklı, Nazmi Can, Engin Bay, Filiz Ağar, Yaşar Türkcan, Zabit Münüklü, Kara Hasan, Recep Dönmez, Bayram Kantar, Nurettin Karadeniz. Gecemiz yemeklidir. Evet. Daveti gecemiz yemekli. Gecemiz yemekli nasip olursa. Tabii sürpriz ulusal sanatçılarımız da var. Sürpriz sevgili nasip olursa. Ne güzel hocam. Muhtemelen İzzet Altınmeş abim ve ekip arkadaşlarıyla beraber katılacaklar. Öyle bekliyorum. Onun için dedik güzel kardeşim sen benim ismimi yazma ama ben geleceğim oraya. Ben kendilerine seyrediyorlarsa teşekkür ediyorum. Sizleri de inşallah buradan o akşam aramızda görmekten İnşallah mutlu hocam, olurum güzel kardeşlerim. Davetiye ücretini de söyleyelim hocam. İrtibat numaramız falan da onları da söyleyelim gelmişken hocam. İrtibat numaramız var. Reklamlarımız da zaten Ekin TV'de şu anda dönüyor. Onun için ulaşmak isteyen tüm dostlarımız ulaşabilirler. Menajerlik telefonlarımız var. Kendi cebimde var hatta. Ulaşmak isteyenler ulaşır. Ücretsizdir, yemeklidir gecemiz. İnşallah tüm sevenlerimizi, sizin sevenlerinizi orada bekliyoruz. İnşallah Allah hocam. Allah yolunu açık etsin. Ben sizlere diyoruz. Başarılar diliyorum. Programımızda bana yer ayırdığınız için güzel kardeşlerim. Çok sağ olun. Ne demek hocam ne demek. Başarıların devamını diliyoruz. Allah gönlüne göre versin. Yolun bahtın olsun. Açık olsun çok inşallah. Çok sağ olun. Ben sevgili üstadlarıma başarılar diliyorum. Sizleri de inşallah bekliyorum. Evet sevgili abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet 14-16.30'da sevgili İzzet Bayram'ı da yine takip edebilirsiniz. Bizden sonra programı var sevgili dostlar. Gecesinde herkesi davet ediyoruz. Mustafa bir şey söyleyecekti. Evet. Sen söyleyecektin. Önce sıra sende o zaman abi. Özür dilerim. Şimdi benim lafımı kestiğin zaman ben tekrar araya lafı... Baş alıyorsun. Unutuyorum. Baş alıyor o zaman. Onun için, baştan alırız. Ha, sıkıntı yok. Ha, baştan almayayım. Ne diyeceğim biliyor musun? Zaten İzzet kardeşimiz de oradan geldi. İzzet benim programa geldi. Benim çalıştığım Kilim Türk evine geldi. Şey tanımıştır bizim... Sedat kardeşim. Onu mümkünse eğer zamanım mümkün olursa, zamanımız olursa imkanları onun gecesine de katılacağız gitmek, inşallah. Katılmak isteriz yani. İnşallah. İnşallah. İnşallah hep birlikte orada olacağız. Sanata sanatçıya destek olmaya bunu devam edeceğiz. Söyleyeceğimi de unuttum yani. Ha? Neyse hatırladığın zaman söylersin. Buradayız daha. Mustafa abi. Bu arada reklam arasında beni arayanlar oldu. Onlara selam göndermek istiyorum. Tabii ki. Niğde Çarşamba'mı çalışanları Kadir Turunç abime. Şu an Almus'ta biz izleyen evinde Şevket Şahin ve kardeşi Bekir Şahin ve Şin evlerde bulunan Hakan kardeşime saygı selamlarımı gönderiyorum. Evet biz de sizin vasıtanızda bütün izleyenlere selamlarımızı gönderelim. Kardeş Hastane Türküsü'ne çok istek var. Hastane Türküsü'nü okumadan önce ben şu anda bizi Hafik Ekingölü köyünde izleyen Veli Keleş abim için Hüseyin Karasu abim güzel bir türkü armağan etti. Buradan Hüseyin Karasu da eniştem olur. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Ben bir anons daha yapmak istiyorum. Şu anda hastanede yatmakta olan Yükselişin Tokat Almus Çamköy Dernek Başkanı'nın kardeşi kalp krizi geçirdi. Buradan ona acil şifalar diliyoruz. Tüm hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar diyorum. Hastane türküsünü şiirle birlikte aslında biz bugün canlı okumayacaktık ama hocam sağ olsun affına sığınıyorum bize eşlik edecek. Hastane türküsü
tüm annelere, tüm hastanede yatan hastalarımıza armağan olsun. Özellikle Davutpaşa Hamamı Adem Gök abime armağan olsun. Firuza Hamamı Ömer Gök, Cihangir Savunu Halis Gök. Bütün sevenlere gelsin, stüdyodaki konuklarımıza gelsin. Hastanenin kapısına varınca ümitlerim geçti anamı görünce. Bir de doktor yoğun bakım deyince bağrıma taş bastım, bastım ağladım. Ben anama ağladım. Döndüm döndüm ağladım anam anam. Bir de doktor yoğun bakım deyince bağrıma taş bastım, bastım ağladım. Ben anama ağladım. Döndüm döndüm ağladım anam anam. Gidişin günler oldu. Seni şimdiden özledim anne. Yabancılaştım kendime. Omuzumda yokluğun verdiği bir acı, yüreğimde sensizliğin gezdiği kolsuzluk. Ne yana baksam, ne yana baksam senin o gülüşlerin var anne. Gecelerimi üsten, gecelerimi üstümü örten ellerini arıyorum. Sanki bir yerlerden çıkıp geleceksin ve üstümü örtecekmişsin gibi anne. Aklımdan çıkmıyorsun. Gözlerim senin uyuduğun, nefes aldığın, yaslandığın, acı çektiğin her yerde. Ne çok acılar çektin, ne çok acılar çektin annem. Gittiğin gece daha da güzeldin anne. Ellerin yüzün bembeyazdı anne. Son kez göğsüme bastırıp öptüm. İçimden, içimden bir şeyler koptu annem. İçimden bir şeyler koptu. Ne çok ağladım, ne çok ağladım anne. Çocuklar gibi hıçkırıklar boğazıma düğümlendi. Hayal gibi geliyor yokluğun. Her annesi ölen böyle mi olur? Kör mü olur gözleri? Durup dururken, durup dururken ağlıyorum annem. Durup dururken ağlıyorum. Gönlü de geçti 70 yaşında, bir beyaz yoldu sırma saçında. Kardeşlerim durur mezar başında, bağrıma taş bastım, bastım ağladım. Ben anama ağladım. Döndüm döndüm ağladım anam anam. Kardeşlerim durur mezar başında, bağrıma taş bastım, bastım ağladım. Ben anama ağladım. Döndüm döndüm ağladım anam anam. Geçtiğim yollardan sen geliyorsun aklıma. Seni görüyorum, yoluma çıkıyorsun, gülümsüyorsun beyazlar içinde. Ne çok emek verdin bize anne. Büyüttün, sevdin, hakkını helal et anne. Gittiğin gece hava çok soğuktu anne. Üşüdün mü yoksa? Üşümüşsündür. Ben bile ölümün o soğukluğunda üşüdüm, dondum annem. Ben bile üşüdüm, dondum. Seni o soğuk topraklara kendilerimize saldık anne.
Kıpırdayamadık, gözyaşlarımız üşüdü, dondu anne. Son kez öptüm seni, son kez dokundum, seni özlerim diye anne. Gidişin günler oldu, yastığın, yatağın, ilaçların öksüz. Herkes seni çok özledi anne. Meğer seni ne çok seven varmış. Gidenlerin kıymeti sonradan bilinirmiş anne. Anladım bunu, anladım anne. Gidişinde içimi acıttın anne. Keşke gitmeseydin ama gittin. Gidenler hep böyle hasret mi bırakır arkasından? Öyle mi anne? Gözlerim durulmuyor. Seni çok özledim annem. Seni çok özledim. O güzel köyünü ne de çok severdi, bir an evvel gidem diye everdi. Rahat yatsın diye doktor bir serum verdi, bağrıma taş bastım ağladım, ben anama ağladım. Döndüm ağladım anam. Rahat yatsın diye doktor bir serum verdi, bağrıma taş bastım ağladım, ben anama ağladım. Döndüm ağladım anam. Ne etsem ne eylesem ana dolmuyor yerin. Elime aldım da bir küçük resim, duvarlara astım ağladım. Gül yüzüne baktım ağladım, ben anama ağladım. Döndüm ağladım anam. Elime aldım da bir küçük resim, gül yüzüne baktım ağladım, ben anama ağladım. Döndüm ağladım anam. Elime aldım da bir küçük resim, gül yüzüne baktım ağladım. Duvarlara astım ağladım, ben anama ağladım. Döndüm ağladım anam. Sağ olun, var olun. Evet, buradan bu türküyü isteyen bütün dostlara armağan edelim. Bütün annelerin de ellerinden öpelim. Ne demişler? Ana gibi yar, memleket gibi diyar olmaz. Öyle değil mi Mehmet abi? Bağdat gibi diyar demişler ama Bağdat... Ya boş ver şimdi, Bağdat'ı karıştırma. Sivas dururken şurada. Karıştırma olur mu orada? Şimdi ataların dediğinden, orijinalinden vazgeçme. Tamam, orasında hemfikiriz. Genelde baktığımız zaman tamam. O Bağdat'tır. Bağdat şirin bir şehir olduğu için öyle demişler. Sen de memleketler... Ben de insanlara... Sivas'a gittim, neydim? Ben de diyorum ki işte insanın memleketi de o Bağdat kadar şirin olduğu için memleket diyeceksin. Aynen öyle. Evet. Bu arada güzel mesajlarımız var. Şunlara hemen bir göz atmak istiyorum sevgili kardeşim. Selam, ben Amasya Toşova'dan, Keziman Aydın, Necati abimden senden bir... Bu arada Necati hiçbirinin telefonu bende olduğu için lütfen arayıp da şu anda mesajları okuyamıyorum valla. Bugün laptopumuzda arıza var, telefondan okumak zorundayız.
Taşova'dan. Necat abim, senden hastane türküsünü istiyorum. Bu türkü benim gibi annesini kaybeden kaybedenlere gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar. Biz İzmir İslamköy Hamamı'ndan Ömer Gök, Halis Gök, Bedir Gök, Osman Baltacı, Menderes Karagöz, Zafer Karagöz sizi izlemekteyiz. Mustafa'dan Düşme şiirini istiyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Çok değerli abilerim diyeyim ben buradan. Hepsine kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Türkü veda dedi bu arada. Hemen şu mesajlarımı bitireyim ondan sonra sevgili dostlar. Selam, ben Tokat Almış Çamköy'den, Serpin Mahallesi'nden Ahmet Demirci, İbrahim Demirci, Alime Demirci ve bütün Çamköy'e anam ineğini taşa bağlasın istiyorum demiş. Bu türküyü armağan etmiş olalım. Merhaba Necati kardeşim, kusura bakma, İstanbul dışındaydım. Döndüğümde inşallah görüşürüz. Programınızı ailecek izliyoruz ve başarınızın devamını diliyorum. O güzel sesinden Ordu'nun derelerini istiyorum. Dalgıç İnşaat, Hikmet Dalgıç. Buradan selamlarımızı gönderelim. Kendisi sponsorlarımızdan birisi. İyi yayınlar. İyi yayınlar Çınar kardeşlerden. Koca mısın? Ama ben de kocadım istiyorum demiş. Herkese sevgiler, kıymet Yeşil. Buradan selamlar göndermiş olalım. Evet sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Buradan Yılmazlar Otomotiv amcaoğluna teşekkür ediyorum gönderdiği mesaj için. Vedamızı yapıp güzel bir türküyle kapatacağız artık. Kardeş, bundan sonra mikrofon sende. Hatta ben vedamı yapıp gideyim istersen. Sen vedanı yap Mustafa. Efendim, bir hafta sonra tekrar bu ekranlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Her şey gönlünce olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, dostça kalın der ben giderim. Mustafa gidiyor musun sen? Güle güle kardeşim. Hocam siz de vedanızı yapalım. En son ikiniz bir hareketli mi yapalım? Nasıl yapalım hocam? Siz de vedanızı yapın hocam. Evet. Değerli Ekin TV izleyenleri, hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Kısa sürede olsa sizlerle beraber olmak güzeldi. Her zaman gönül ister. Zaten benim gönlüm her zaman sizlerle beraber. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Türkülerden ayrılmayın. Eyvallah. Akşam da Barış TV'de kalın saat 8'de. Hocam saat 8'de Barış TV'de 3 Çınar mı diyelim? Evet. Akşam saat 8'de hocalarımızı zaten dinliyorsunuz, bundan şüphemiz yok. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Akşam hocalarımızı mesajla destekleyelim. Hocalarımız gerçekten bu işlerin babası, bu işlerin ustası. Bunlara yürekten bir alkış gönderelim buradan. Mustafa Bey, sizinle vedanızı alalım. Ben bugün çok büyük keyif aldım. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Güzel türlü söyledi. Ağzına sağlık. Ümit ediyorum bizi izleyenler keyif almışlardır. Ve ben size başladığım devamını diliyorum Necati Bey. Teşekkürler. Sizin de son konuşmanızı alalım Abidin Hocam. Tüm izleyenlerimize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bu kadar mı hocam? Ben şuradan şunu bir kez söylemek istiyorum. Yani her... Belki seyirciler diyorlar ya, bu kadar çok hasta mı? Bu kadar çok hasta mı var? Hep hastaneden bahsediyorsunuz. Burada çok değerli bir abim geldi. Sefer Pınar, Ayşegül Pınar'ın kardeşi. Şu anda Tokatlı Ayşegül Pınar ablamda bir ufak bir operasyon geçti. Doğru mu Sefer abi? Buradan Ayşegül Hanım'a geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Bizden sonraki programda Ayşegül Hanım da buradaymış. Buradan ona geçmiş olsun diyorum. Gerçekten sağlığımızın kıymetini bilelim. Bunu hiç ihmal etmeyelim. En azından yılda iki sefer sağlık kontrolünden geçelim. Mustafa, sana mikrofon getireyim mi kardeş, oraya oturdun? Yok. Şu anda da kendi kayınpederim, kayınbabam Hüseyin Doğan da ameliyat oldu. Buradan oradan geçmiş olsun diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Tam olsa Mustafa Şin, Firuza Hamamı Adem Gök şu anda İzmir'deymiş. Menderes abime, Halis Gök'e, Bedir Gök'e buradan sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye bir hatamız olduysa hepinizden özür diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hocam ne okuyoruz? Hareketli. Ben mi okuyacağım hocam? Hocam siz ama hareketli bir şey okuyacağız hocam. Veda yapacağız çünkü. O zaman ben mi okuyayım hocam? Yok hocam, siz hareketli bir şey okuyun. Hocam sizle vedanızı yapalım o zaman. Yok, programı sizle kapatalım hocam. Tamam. Hareketli bir şey olsun hocam. Ne olsun ki hareketli? Gönlünüze ne geçeriz hocam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.
içimi acıtma yar, geleceksen gecikme yar, bu garibi incitme yar, kırılır kalbim kırılır. Yüreğimi acıtma yar, geleceksen gecikme yar, bu garibi incitme yar, kırılır kalbim kırılır. Çınar canımı yandırma, peşin sıra man.